Merhaba değerli izleyiciler. Malumunuz üzere dünyada bir salgın var, koronavirüs salgını. Bu doğrultuda her ne kadar hükümetimiz OHAL ilan etmemiş olsa da, karantina ilan etmemiş olsa da evlerimizde durmanın, evden mümkün mertebe çıkmamanın faydalı olacağı yönünde yayınlar yapıldı, bilgiler verildi. Biz de buna inanıyoruz, katılıyoruz. Bu doğrultuda bilen arkadaşlarımız bilir, bilen izleyicilerimiz bilir. Bir yıldır Medya Canca ismi altında bir yayın sürecine hazırlanıyorduk. TV yayınları yapacaktık. Aynı zamanda Gazi Kemal Derneği'nden dergi çıkaracaktık. Vesaire bir yayın grubu oluşturduk. Stüdyomuzu kurduk. Programlarımızı belirledik. İki tane başlangıç programı belirledik. Konuklarımızı, katılımcılarımızı belirledik. Ama o sırada işte bu durum meydana geldi. Biz de en azından durum netleşene kadar çekim yapmamaya, stüdyoda çekim yapmamaya karar verdik. Bu doğrultuda ben boş durmamaya karar verdim. Evimden de olsa bu şekilde çekim yapıp uzaktan iletişimle yayına hazırlayıp yayınlamaya karar verdik. Stüdyoda çekecek olduğumuz diğer programları da eğer mümkünse uzaktan oluyorsa uzaktan katılımcılarımız ve konuklarımız da çekip montajlayıp inşallah sizlere ulaştıracağız eğer oluyorsa. Belki bu arada yayına da başlayabiliriz, belli olmaz. Şimdi programımızın ismini Korona Günlükleri koyduk. Bu yapacağımız programın ismini. Evdeyiz, malumunuz. Televizyonlardan herkes gündemi takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Ana haber bültenlerinden, diğerlerinden. Bu esnada tabii biz siyasetçi yönümüz de var. Siyasetçi olmamız hasebiyle aynı zamanda bilgi alıyoruz. Sürekli telefonlarla görüşüyoruz. Ben aynı zamanda eski Sağlık Bakanlığı personeliyim. Bu mesleğimden dolayı da tüm Türkiye'de çevremiz var. O çevremizden telefonlaşıyoruz, bilgiler alıyoruz. Bunları harmanlıyoruz tabii. Ülkemiz için ne yapabiliriz, neler olabilir, doğru bilgiler nasıl diye. Bunların hepsini birden harmanlıyoruz. Programlarımı da bu şekilde yapacağım, bilginiz olsun. Tabii ki gündemleri aynı zamanda bir not düşme olacak. Evde kaldığımız sürece İleride izleyip bugünleri hatırladığımızda hangi gün ne yaşanmış inşallah bu programlardan da öğrenebileceğiz. Bugün ilk gündeme değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, yaşlılarımızın 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağıyla ilgili konuları almak istiyorum. Malumunuz üzere vatandaşlarımız evinde oturmuyor ya da artık hala ciddiye almış değil tam olarak. Ciddiye alanlar da var, almayanlar da var. Yaşlarımızı da evde oturtamıyoruz. Bu kuraldan dolayı yaşlara dalga geçenler peydah oldu. Bunu çekip sosyal medyada utanmadan yayınlayanlar peydah oldu. Biz de başka bir yönünden bakacağız bugün. Öncelikle bir iki video izletmek istiyorum konuyla ilgili. Belki hala izlememiş olanlar vardır. Konuyla ilgili bir iki videomuz var. Onlara bir bakalım ne yapmış gençlerimiz. Terbiyesiz gençlerimiz bir bakalım. Gençlerimize de demek istemiyorum. Onlara miz demek istemiyorum aslında ama bir bakalım. Virüsün birini bulduk. Acilini kaldı. Bak buraya. Nasıl? Virüs vakasına yakalanmış. Dur. Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi. Tamam. Tamam. Aferin sana. Arkadaşlar şimdi kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun. Doğru hastaneye gidiyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Amcacığım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz? Ben hastaneye geldim, otobüse bindim eve gideceğim. Normalde bak ceza işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim. Beş. Tamam. Lütfen amcacığım evde kal. Evde kal hashtag ile evde kal. Otobüsü almadı benim. İşte amcacığım ben normalde ceza geldim. İşlem uygulamamız polis, lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti tarafından korona hastalarını eve gönderme, ceza kesme görevlendirilmesi evet. Uygulanıyor. İşte falan filan. Tamam. Tamam sana bu seferlik işlem yapmıyoruz. Evde kal. Tamam. Evet. İzlediğiniz üzere 3 tane yayınımız vardı. Birincisinde biri geliyor kolonya sürüyor yaşlı bir beyefendinin saçına. Güya onu dezenfekte ediyor.
bir diğerinde üzerine balık ağı atıyor, marifetmiş gibi. Ama sonuncusu en bizce duygusal olanı, duyarlı olmamız gereken bildiğiniz yaşlı adamı ağlatıyor. Kim? Konuşmalarından anlıyoruz. Terbiyesizin biri. Falan filan diyor orada. Yaşları çıkma. Bak amca diyor, biliyorsun dışarı çıkmak yasak oldu falan filan, 65 yaş üstü. Adam ağlıyor. Ağlamaklı oluyor. Gözleri doluyor. Şimdi o falan filandan anlıyoruz ki o kişi, kamera göstermiyor ama o kişi güvenlik görevlisi değil, zabıta değil, sağlık personeli değil, jandarma değil, poli asker değil. O falan filan demesinden hiçbir güvenlik görevlisi, hiçbir devlet görevlisi o şekilde falan filan şeklinde konuşmaz. Maalesef bunları yaşar olduk. Bununla ilgili işte ilk değineceğimiz şey, insanlarımız neden sokağa çıkıyor, çıkmak zorunda hissediyor kimisi? Neden eve kapanmıyorlar? Neden bu çağrıya ciddiyetle, gerçek anlamda tepki verilmedi? Şimdi öncelikle değinmek istediğimiz noktalar şunlar. TRT'yi açıyoruz. TRT'de bir slogan var. Hayat eve sığar diye. Hayat eve sığar diyen kişiler stüdyodan yayın yapıyorlar. Bunu derken stüdyodan yayın yapıyorlar. Siz neden sığdırmadınız o hayat eve? İnsanlar bunu diyor. Açıyorsunuz, Müge Anlı hala suçlu yakalamaya devam ediyor. Konukları var. Bir başka yeri açıyorsunuz. Yemek programları, dedikodu programları devam ediyor. Yarışma programları devam ediyor. Akşam oturuyorsunuz. Hadi bir haber programı izleyeyim. Haber kanallarını izleyeyim. Açıyorsunuz. Mete Yarar, Nagihan Alçı, Hüseyin Gülerce, bunlar aynen devam ediyorlar. Yani insanlarımız bir defa ekranda, ki ekran biliyorsunuz Türk milleti çok televizyon izleyen bir millet. Ekranda hiçbir değişiklik görmüyor ki. Yani bir tayakkuza geçmesi gereken bir durum görmüyor. Ne bakanda görüyor, ne milletvekilinde görüyor. Süleyman Soylu aynı şekilde siyasetine devam ediyor. Günlük hayattaymışız gibi. Diğeri aynı şekilde dedikodusuna devam ediyor. Yani bu insanların bunu algılaması için öncelikle herkesin tayakkuz halinde bir şeylerin değiştiğini ispatlaması lazım. Bakın, Beyaz TV'de Hüseyin Gülerce çıktı, ne dedi biliyor musunuz? Koronavirüs Türkiye'de darbeye ön ayak olabilir. Bu kadar terbiyesizce, bu kadar ahlaksızca konuya yaklaşıyorlar. Dünya patlamış koronavirüsten dolayı. Çin bitmiş, İtalya bitmiş, İran gitmiş, İspanya bitmiş. Portekiz'de yağmalama başladı biliyor musunuz? O konuya ayrıca değineceğim. Belki bugün, belki yarın. Bütün dünya, Amerika şehrin ortasına kendi askerlerini indirmiş. Ve bizimki kalkıyor sanki koronavirüs Türkiye'de çıktı, Türkiye özel bir durummuş gibi. Hüseyin Gülerce hala diyor ki darbeye ön ayak olabilir, darbeye zemin yapıyor olabilirler. Kim yapıyor Hüseyin Gülerce? İşte insanlar bunlar gördüğü zaman diyor ki dedikodu aynı, iftira aynı, karışıklık aynı, siyaset aynı, programlar aynı. Her şey aynı kardeşim. Ya adam diyor ki demek ki normal, dışarı çıksam bana bir şey olmaz. Bir defa televizyonlarımızdan başlayarak ve örnek olan kişiler kendilerinden başlayarak bunu halka nüfuz ettirmeli. Bilinçaltına sokmalı bunu. Durumun önemini. Şimdi ben bu yaşlarımıza kızamıyorum. Gerçekten kızmayı bırakın. Zaten kimse kızmaya hakkımız yok da yaşlarımızı ben eleştiremiyorum da. Dışarı çıkma zorunlu olanlar da var. Onları bir kenara koyuyorum. Keyfi olarak çıkıp da parkta oturanlara bile ben kızmıyorum. Çünkü şu an göz önünde bulunan, örnek olması gereken kişiler hiçbir şekilde durumda değişiklik olmadığına dair belirti veriyor. Onlar da bilinçaltı olarak diyor ki ya çıkayım ben, baksana herkes normal hayatına devam ediyor. Yaşlarımız için lütfen mümkün mertebe duyarlı davranalım. Evet, gelelim. Hükümetin gündemimiz çok. Değerli izleyiciler, çok fazla gündem var. Ben küçük küçük videolar hakkında halinde her gün bir şeyler yayınlamayı düşünüyorum. Sıkmadan. Gelelim hükümetimizin hatalarına. Benim açımdan gördüğüm hatalara. Bir, sağlık sektörü. Bakın, sağlıkta vakaya gidilirken, vakaya müdahil olunurken, trafikte vakaya müdahil olunurken, hastanede müdahil olunurken bir ilke vardır. Önce kendi güvenliğiniz, önce kendi sağlığınız ilkesi. Neden? Hemşire, sağlık memuru, hekim, ATT, paramedik fark etmez. Siz orada tedavi yürütecek kişilersiniz.
siz kendi sağlığınızı ve kendi güvenliğinizi temin etmezseniz orada tanı koyacak, tedavi koyacak personel kalmaz. Durum daha da kötüye gider. Hatta sağlık personeli hasta durumuna düşer. Bundan dolayı bir daha birinci ilke sağlıkta, tedavide, tanıda, tedavide birinci ilke bu. Sağlık Bakanlığı öncelikle bunu kaçır elinden. İlk başta en önemli şeyi yapması gereken en önemli şey sağlık personelinin, yani bu işi Türkiye'de düzeltecek olan ellerin, beyinlerin, parmakların güvenliğini temin altına alması gerekiyordu. Bunu yapmadılar. Şu an tabii birçok kişi tarafından bilinmiyor. Ben buradan söyleyeyim size. Bu tip vereceğim bilgiler de karamsarlık üretmek için değil, dikkatli olmamız gerektiği için vereceğim bu bilgileri. Yoksa kimseyi galeyana getirmek gibi bir niyetimiz yok. Tam tersi, bu ülke bizim, bu millet bizim. Ülkemizi seviyoruz. Mümkün mertebe inşallah Sağlık Bakanlığı bunları izler de benim söylediklerimi, tedbirlerini ona göre geliştirir veya bakanlık veya diğer bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı. Evet, şu an durumu söyleyeyim size. Birçok sağlık personeli koronavirüse yakalanmış durumda. Ve yakalandıktan bu kişiler evlerine de taşımaya başladı. Evlerinden de komşulara, komşulardan tanıdıklara vesaire dağılmaya başladı. Burada bu olaylar yaşandıktan sonra ancak konuk evleri, oteller, sağlık personellerinin hizmetine verilmeye başlandı. Evlerine gitmek istemeyen sağlıkçılar bu otellerde konaklayabilirler diye tedaviden sonra. Ama ondan da ötesi, dün Sağlık Bakanı açıklama yaparken dedi ki bazı sağlık personelleri istifa etmeyi düşünüyorlar. Öyle bir şey düşünmesinler. Hafif tehditvari dedi. Onun altında yatan gerçek sebebi söyleyeyim. Hiçbir sağlık çalışanı, hiçbir hekim, hemşire, sağlık memuru, hiçbir kimse tedavi esnasında veya salgın esnasında görevini bırakıp kaçmaz. Korkak değildir. O istifa etmeyi düşünen kişilerin ben neye tepki verip de istifa etmek istediklerini söyleyeyim sizlere değerli izleyiciler. Doğru düzgün maske dağıtılmadı. Doğru düzgün koruyucu elbise yok. Bakın birçok il sağlık müdürlüğü şikayet, personelinin şikayeti üzerine, bakanlığa şikayeti üzerine bakanlık duruma müdahil oldu. Olaydan haberdar oldu. Emir gitti. Ondan sonra maske vermeye başladılar. Yani düşünün siz dünyada pandemi haline gelmiş bir duruma sağlık personelinizi itiyorsunuz. Tedavi edeceksiniz diyorsunuz. Virüsün ortasına atıyorsunuz. Ve koruyucu elbise elinizde varken vermiyorsunuz. Burayı kaçırmayın. Elde yok değil. Varken vermiyorsunuz. Sağlık personelinin, sağlık camiası buna tepki olarak kardeşim ben göz göre göre ölüme gidemem diyerek istifa restini çekti. Sayın Bakan'ın geçen söylediği personel istifa ediyor dediğin altında bu var. Ülkenin genelinde maalesef sağlık sektörü bu durumda. 30 bin, 32 bin personel alalım dediler hemen. 32 bin personel. Neden? Bundan dolayı. Bunun arkası gelecek değerli arkadaşlar, değerli vatanseverler. Bunun arkası sürekli gelecek. Bu bitmiyor. Koronavirüs öyle bir şey ki şöyle düşünün. Geçen yıl grip oldunuz. Aynı gribe bu sene de tutulabiliyorsunuz. Koronavirüs bir grip türü. Bu sene oldu. Seneye de buna tutulabilirsiniz. Seneye aynı şekilde salgın yine çıkabilir. Bunun bulaşıcılığı farklı. Diğer grip türlerinden farkı, en büyük farkı bu. Bulaşıcılığı farklı. Bu özel bir durum. Personel sayısı da ona göre alındı. Alınma hemen hızlı bir şekilde kadro açıkladılar. Mecbur kaldılar çünkü. Keşke bu kadroları salgından dolayı değil de daha öncesinde Sağlık Bakanlığı, kardeşim bize bu lazım, bu kadar personel lazım, her zaman lazım deyip alsaydı. Keşke sağlığa daha fazla bütçe ayırsaydı. Maalesef bu şekilde oluyor. Ha, geç kalındı, en azından bir yerden dönüldü. O konuda destekliyoruz. Personel alımlarını destekliyoruz. Çünkü devlet müdahil olmazsa özel sektör bu konularda, özel sağlık sektörü bu konularda hep geri adım atmıştır. Hep geri planda durur. Kazancını düşünür. Hastanesini düşünür. Yatırımının geleceğini düşünür. Devlette öyle değil. Devlet yatırımı öyle değildir. O yüzden biz devletçiliği de her zaman savunduk. Özellikle bazı konularda eğitimde, sağlıkta, güvenlikte devletçilikten ödün verilemez dedik her zaman. Bugün bu dediklerimiz daha net anlaşılıyor. Hükümetin hataları evet var. Bugün Sağlık Bakanı'nın birkaç hatasına değindik. Dediğim gibi kısa tutmaya çalışacağım yayın sürelerini, program süresini.
önümüzdeki günlerde yavaş yavaş Maliye Bakanlığı'nın yapması gerekenler ve yapmadıkları ve yaptıklarının ne anlama geldiğine değineceğiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın bile işin içinde olması gerekirken neler yapmış, neler yapmamış ona dikkat edeceğiz. Hükümetin yaptıklarıyla genel olarak bir olgusal çerçevede bir diyeceğimiz şu var. Baştan bunu söyleyelim. Birçok rakam gizletiliyor, bazı gerçekler gizletiliyor. Çin'de örnek veriyorum, Çin de gizletiyor. Sadece bizim devletimiz yapmıyor. Bu konuda en şeffaf şu an Almanya davranıyor. Çin'de 15 milyon GSM operatörü aboneliği son bulmuş. Son 3 ayda. Bakın ne dediler Çin? 3000 kişi öldü. İşte 370 bin kişiye bulaştı. Hayır. Zaten işe şöyle bakınca Wuhan'da bu iş başlıyor. Dünyaya yayılıyor. Amerika'yı alt üst ediyor. Amerika gerçi yakın o taraftan haritaya bakınca. Bu tarafa geliyor Portekiz'i, İspanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı allak bullak ediyor. İçeriye giriyor, İran'ı mahvediyor. Şu an bizde bizi mahvetmeye başladı. Ama Çin'de bir tek, Çin'in kendi içinde ki o kadar kalabalığın olduğu yerde Wuhan'da başlıyor, Wuhan'da bitiyor. Buna inandık mı? İnandırıcı geliyor mu? Gelmiyor. Çin genelinde 3 GSM operatörü son 3 ay içinde 15 milyon, bakın tekrar belirtiyorum, 15 milyon abonelik son bulmuş GSM operatöründe. Hadi bunların 2 milyonu, Çin kalabalık bir yer, 2 milyonu operatör değiştirdi diyelim. Diyemiyoruz. Niye? Kayıptan bahsediyoruz. Bunu 3 operatör de açıkladı. En büyük 3 operatör bana bu kadar sayıda sizden çıkan diğer operatörü diyor ki sizden çıktığı kadar bana operatörünü taşıyan olmadı diyor aboneliğini. Hepsi de diyor ki bana da abonelik bu kadar gelmedi. 15 milyon abonelik kayıp. Bu ne demektir? 15 milyon insan kayıp. Çin de bu konuda gizlilik duyuruyor. Şimdi gelelim ülkemize. Türkiye'de bazı rakamlar gizletiliyor. Oysa biz şunu kesinlikle savunuyoruz. Bakın siz günlük hayatınızı düşünün. Grip oldunuz. Yanınızdaki sevdiklerinize ne diyorsunuz? Bana aman yaklaşma gripim diyorsun değil mi? Öpüşmezsiniz, uzak durursunuz. Bu bir salgın. Grip de bir salgın. Çok basit örneklerle anlatmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Hükümetin bu konuda gizlilik uygulamaması gerekiyor. Hasta hakkı, hasta gizliliği burada geçerli değil. Burada bir salgın var. Hükümetin tam tersi şunu, Sağlık Bakanlığı'nın şunu yapması lazım. Şu kişi hastadır. Bu kişiyle son 15 gün içinde şuralarda bulunmuştur. Temas eden herkes, eşi, dostu, akrabası, tanıdıkları kim varsa bunların hemen kontrole gelmesi gerekmektedir. Bu işi böyle yürütmeleri gerekiyordu. Bu hasta hakkıysa bu aynı zamanda insan hakkı. Bakın bunu yapmadığımız için şu an salgına dönüşmüş durumda yine ortalık. Yapacağımız en önemli şey buydu. Biz şuna hemfikiriz. Kamuoyu panik haline düşmemesi için kamuoyunun bazı şeyler saklanabilir. Bazı rakamlar olduğundan az verilebilir. Yavaş yavaş kamuoyuna lanse edilebilir. Bizim burada karşı olduğumuz şey şudur. Hükümetimiz gereğinden fazla, haddi olan gizlenmesi gerekenden fazla bilgi gizliyor. Tam olarak lanse etmiyor. Bundan dolayı vatandaşlar biraz önce konuşmanın başında dediğim gibi ciddiye almamaya başladı. Gerçek rakamları ya da gerçeğe yakın rakamları bilseler farklı davranırdı insanlar. Göreceksiniz insanlar yavaş yavaş kendini öyle bir kapatacak ki hükümet kendisi çıkaramayacak dışarı. Çünkü yavaş yavaş insanlarımız anlıyor bunu. Bilgilendiren, gerçekten durumun önemini anlatmaya çalışan bizim gibi insanlar var. Bizim gibi gruplar var, partiler var, STK'lar var. Şimdi hükümet kendisi gerçekleri açıklamadığı gibi bilgi veren insanları da vatan haini ilan ettiriyorlar. Büyük bir yanlış da budur. Olmaması gerek. Yani medya gücü elinizde, tamam anladık. Bu ülkede siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruz ama. Ben açıklarım, istediğim kadar gerçek açıklarım. İstemediğim gerçekleri açıklamam. İstemediğim gerçekleri açıklayana da hain ilan ettiririm. Sustururum, inandırtma. Ne oluyor sonuç? İşte dün çıktı Sağlık Bakanı Koca, dedi ki üzgünüm, virüs tüm Türkiye'ye yayıldı. Sonuç bu oluyor değerli vatanseverler. Olmamalı bu şekilde. Daha ötesini de söyleyeyim, bırakın onu. Şu an bütün çalışan, çabalayan her parti, mesela şu an 82 parti var. Her parti çalışmıyor. Çalışan, çabalayan, bir şeyler yapmaya çabalayan her partiyi sağcı, solcu, şucu, bucu demeden, muhalif, taraftar demeden bir araya toplamalı. Partilere bir görev yüklenmeli. Her STK, kalbur üstü STK'larımız var. Her sağlık STK'sı, sağlık dernekleri var. Bunları bir araya toplayıp ortak çalışma planı
yapmalı. Sendikalarımızı, işçi sendikalarımızı, kamu sendikalarımızı bir araya toplayıp ortak çalışma planı yapılmalı. Bunlar yapılıyor mu? Maalesef yapılmıyor. Onun yerine bizim gibi az önce söylediğim gibi gerçek bilgiyi sunanlar da vatan haini oluyor. Birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra bizim söylediklerimizin gerçekten doğru bilgi olduğu ve o gün verilmesi gereken bilgi olduğu görülecek. Ama iş işten geçmiş olacak. Biz hain olduğumuzda kalıyoruz. Kimsenin hain demez de bizi durdurmuyor. Biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Çünkü bu ülkede ben yaşıyorum, eşim yaşıyor, çocuklarım yaşıyor, anam babam yaşıyor. Bu herkes için böyle. Bütün STK'lar, bütün dernekler, bütün partiler için, bütün siyasetçiler için de böyle. Bu ülkenin içinde biz de var. Ben kendi çocuklarımı düşündüğüm için mümkün mertebe ne yapabilirsem yapmaya devam edeceğim. Bugünkü programa son vermeden önce gündem çok fazla arkadaşlar. Önüm dolu, burası dolu, burası dolu. Gündem çok dolu, notlarım çok fazla var. Değinmemi istediğiniz konuları sizler bana gönderebilirsiniz. Özelden, sosyal medyadan veya bu yayınlanacak olan videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Ertesi programda onları değineyim ben. Gündem çok dolu. Bugün son olarak bir şeye değinip öyle kapatmak istiyorum. Dün Türk İş Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Notunu alamadım, bakamadım da programdan önce. Çıktı televizyon. Dedi ki ya dedi ölür müsünüz dedi. Bakın aynen üslup bu. Yıllarca dedi işçinizden kazandınız, kar ettiniz. Ölür müsünüz dedi. Birkaç ay dedi maaşını verseniz. Ne olur verseniz. Baktım sendika başkanı değil de bir tane normal işçi. Sanki sokak röportajında kendisine mikrofon tuttular. O da diyor ki işçi. Ya ben yıllardır patronun yanında çalıştım. Benim patron ölür müydü bana biraz maaş verse. Biraz birkaç gün. Ya sen sendika başkanısın. Türkiye'nin en büyük sendikasının başkanısın. İşçi sendika başkanısın. Bunların hepsini bir araya koy. Konfederasyonsun yani. Sen bunu diyecek, bu şekilde serzenişte bulunacak bir konumda, bir makamda, bir koltukta oturmuyorsun. Sen çözüm noktasısın. Çıkacaksın diyeceksin ki arkadaşım biz örgütlü olarak şu sektörlerimizin şu durumlarından haberdarız. Tedbir olarak şu bütçeyi ayarladık. Yıllardır biz aidat alıyoruz. Şu bütçeyi biz ayarladık. Şu sektörlerde şöyle olacak. Şöyle izne çıkarılsın. Vardiyalı çalışılsın. Aralıklı çalışılsın. Bir ekiplere böldük. Bunları atıyorum, örnekler veriyorum. Ekiplere böldük. Şu ekipler şöyle gelecek. Diğer ekipler böyle gelecek. Şuradaki iş gücü kayıplarının %40'ını, %70'ini, %90'ını biz telafi edeceğiz. Patronunun yerine biz ödemesini yapacağız. Sigortalattık biz bunları işsizliğe karşı. Bakın sigortalardan şimdi karşını alacağız. Böyle şeyler bekliyoruz biz sizlerden. Sayın sendika başkanı. Ya ne olur bir tane maaş verirseniz, iki ayda fazladan maaş verirseniz cebinizden çıksa. Bu sendika başkanının diyeceği, hele konfederasyon başkanının diyeceği bir laf değil. O cümleleri kurmak size düşmüyor. Siz normal bir vatandaş, işçi değilsiniz. Siz az önce dediğim gibi çözüm üreteceksiniz. Diyeceksiniz ki arkadaşım rahat rahat çıkar bak şöyle planlama yaptık böyle planlama yaptık. Ama siz bunu diyemiyorsunuz. Neden? Yıllarca aidat aldınız. Batıp giden esnafın, batıp giden işletmenizin, batıp giden üyenizin, işsiz kalan üyenizin hiçbirinden haberiniz olmadı size. Hiçbirinden. Siz ancak aidatla ilgilendiniz. Altınıza Audi marka araba çekmekle ilgilendiniz. Mercedes'in son modelini makam arabası yapmayla ilgilendiniz. Hazırlığınız yok. Yatırımınız yok. Bugün bu kriz patlayınca ne yapıyorsunuz? Normal bir işçi gibi, işe yeni girmiş çaylak bir işçi gibi ya patron yıllardır işte sen bu işten para kazanıyorsun bana 2 ay maaş ver diyorsun. Çok ilginç geldi bana, çok yadırgadım. Bildiğimiz için mi yadırgadık, biz hazırlıklıydık yadırgadık, yıllardır eleştirdiğimiz için mi bilmiyorum ama herkes işe bu yönden bak. Şu an hükümete ne kadar görev düşüyorsa işçi ve işveren sendikalarına da kamu sendikalarına da aynı şekilde görev düşüyor. Yiyici olmadığınızı, işe yaradığınızı bugünlerde ispatlamak zorundasınız. Bugünlerde bunu göstereceksiniz. İnsanlardan neden 50 yıldır, 60 yıldır aidat alıyorsunuz? O aidatlara ne yaptınız? Nereye yatırım yaptınız? Garantiniz nedir? Kimi sigortalattınız? İşte bugünlerde göstereceksiniz. Gösteremiyorsanız istifa edin. Daha fazla uzatmayın. Bugün için gündemimiz dediğim gibi çok yoğun. Bu kadarlık. Bilmiyorum kaç dakika çıkar program. Aynı zamanda evde boş durmamak adına Gazi Kemal TV içinde çekimler yapmayı düşünüyorum. Başarabilirsek sağlık sektöründeki STK'dan arkadaşlar, röntgen teknisyeni olsun, diğer sendikal sağlık sendikasından arkadaşlar var. Onlarla da irtibat kurup dediğim gibi uzaktan yayınla eğer yapabiliyorsak online çekim yapıp program hazırlattırıp sizlere inşallah ulaştıracağız. Hiçbir şey yapamazsam ben korona günlükleri adıyla şahsi karantina, hani herkes kendini karantinaya aldı ya, eve kapandı ya, evde durduğumuz günler içerisinde ben hiçbir şekilde boş durmadan çalışmalara inşallah devam edeceğim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum.